Son Küçük İdim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam. Bu dış kuvvetlerin canlı okumamız lazım. İkinci bölümdeyiz ve burayla birlikte dış kuvvetler de tamamıyla bitmiş olacak. Ama şimdi şöyle bir geriye yaslan bir düşün ya. Ya iç kuvvetler gördük, o kadar çok kavram var ki. Antik Ninal, Senk Ninal, Horst, Graben yazılı da karşına geliyor. Sonra geliyorsun o epirojenize geliyorsun. Transgresyonu, regresyonu, depreme geliyorsun. Hiposantri, episantri, ya ne kadar çok kavram var değil mi? Ama biz dönemin ilk başında ne demiştik? Özellikle kavram haritaları oluşturun demiştik. Yani burada kavramlarla ilgili bilgi karmaşası yaşamamamız lazım. Kavramları bildiğimiz zaman 10. sınıf bu kısımlarda oldukça rahat edeceğiz. Dış kuvvetlerde de bir önceki videomuzun son kısmında ne demiştik? Kavram haritası oluşturun. Hangi yer şekli, hangi dış kuvvete ait genel bir çıtada görürsen, köşeden de onun bir fotoğrafını açarsan senin için oldukça kolay geçecektir bu kızım. Hadi bakalım, bugün dış kuvvetler ve yer şekilleri 2'de hangi dış kuvvetleri göreceğiz? Gelin hep birlikte önce kazanıma sonra ünite içeriğimize bu göz atalım. Kazanım kısmımız belli. 10. sınıf 1. ünite 6. bölüm kısmından, yani 6. konu kısmından dış kuvvetler ve yer şekillerinin oluşum sürecini etkileri açısından açıklar demiş. Öğrenme açıklamaları bu. Peki bugünkü kavramlarımız Hörgüç Kaya, bak gene farklı. Durumlin, lan bu neymiş be? Lapya, Dolin, Ria tipiki, yani farklı farklı kavramlarımız var gene. Bunlardan bahsedeceğiz. Temel kabullerimiz kanıt kullanma, değişim sürekliliği algılama ve zamanı algılama olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve geldik şimdi buradaki birinci dış kuvvetimiz. Hemen şöyle bak, Tonguç ne yapıyor? Mağarada geziyor. İyi, Allah'a şükür lambası da var. Kaybolmaz, zaten dışarıyı da görüyor. İşte mesela bu bir yer şeklidir ve bu yer şeklini oluşturan dış kuvvettir. Şimdi bu kuvvetlerden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde peri bacasının üstünde oh ne güzel oturup manzarayı seyrediyorduk. Burada ama biraz daha iş gergindir diyebiliriz. Önce birinci kısmımız buzullar ve oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Şimdi şöyle mantıklı düşün. Ben buzulların dünya ölçeğinde etkili bir dış kuvvet olmasını istiyorsam orada havanın nasıl olması lazım? Soğuk olması lazım değil mi? Yani buzulu görebilmem için soğuk bir bölgenin olması lazım. Ve buzulu gördüğümüz yerler bir kutuplar ve yakın sahalar, soğuk bölgesi. Ama dünyada sadece soğuk bölge dediğimizde kutuplar mı var? Hayır. Bir de dağların yüksek kısımları yok mu? Ha, o zaman dağların yüksek kesimlerinde de biz buzullara ait aşının birikim şekillerini görebileceğiz. Mesela ekvatorda siz buzullara ait aşının ve birikim şekillerini görebilir misiniz? Hemen şöyle bir cevap ver. Görebilir misiniz? Ekvatorda buzullara ait aşının birikim şekillerini görebilir misiniz? %99'unuz göremeyiz dediniz ama görebiliriz. Nerede? O dağların çok yüksek bölgelerinde. Bak, dağların yüksek bölgelerinde. 5500 metreden sonra bunu göreceksin. Ve kutba doğru gittiğimizde bu azalacak. Yani alçalacak, alçalacak, alçalacak. Bak, 5500 metreden 4800 metreye gittik. Sonra 2750 metreye gittik. Sonra ne yaptık? 0 metre, 70 derece enlemine geldik. Bundan sonra zaten buzul alanlarımız başlamakta. Hah, işte biz dünyanın her yerinde buzullara ait aşının birikim şekillerini görebiliriz. Ama yaygın bir şekilde göreceğiz derse kutba yakın alanlarda göreceğiz. Etkili bir dış kuvvet dediği zaman kutba yakın bölgeleri alacağız. Ama ekvator çevresinde buzullar etkili bir dış kuvvet der midir? Hayır, tabii ki de değildir. Peki bu kalıcı kar dediğimiz olay nedir? Kalıcı karların başladığı yükseklik kalıcı kar sınırıdır. Yani karın erimeden orada durduğu sınırdır. Geçmiş jeolojik dönemlerde iklim değişimleri olmuş, hatırla. Senozoik dediğimiz dönemde tersiyer ve kuaternler, kuaternler devrinde buzullaşma yaşanmış ve bu buzullar böyle alt kesimlere doğru yükseklik anlamında alçalmış. Yükseklik anlamında bunlar alçaldığında şu alanlarda şu anda bir buzulun olmamasına rağmen buzul aşının birikim şekilleri görebilmekteyiz. İşte bunun temel sebebi de geçmiş dönemde bu bölgelerin bu buzullaşmadan etkilendiğini bize gösterir diyebiliriz. Peki buzul çeşitleri ne? Sirk buzulu. Buzul hareketi esnasında herhangi bir bölgede bir çukurlukta bulunan buzula bir sirk buzulu diyeceğiz. Yani çukur bölgelerde bulunan buzullar sirk buzullarıdır. Vadi buzulları bir vadi içerisinde yerleşen yer alan buzullardır. Aysbergler o örtü buzullarından kopan parçalardır. Örtü buzulları ise kutuplarda gördüğümüz yüzeyi tamamıyla kaplayan buzullardır. Tamam mı arkadaşlar?
Geldik. Peki buzulların oluşturduğu yer şekilleri. Biraz önce vadi buzulu yok muydu? Vardı. İşte bu buzul hareketi esnasında araziyi aşındırır ve bir vadi meydana getirirse bu vadinin meydana geldiği alan buzul vadisidir. Ve bu tekne vadi diye de geçer sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sirk dediğimiz buzul alanıydı. Buzul çukurluklarıydı. Buzul hareketi sırasında oluşan çukurluklardı. Bunlar da aşınım şekilleridir. Hörgüç kaya ise arazide kayaçların aşınmaya karşı gösterdiği direncin fazla olduğu alanlarda buzullar araziyi aşındırdığında aşındıramadığı kaya tepelikleri devenin hörgücüne benzediği için hörgüç kaya ismini verilmiştir. Hemen buradan şunu düşünme. Hörgüç kaya ulan deve. Deve nerede? Çölde. O zaman hörgüç kaya öğretmenim hörgüç kaya. Rüzgar, rüzgar, deve, çöl var, rüzgar. Böyle bir şey deme, böyle bir şey deme. Çünkü buradaki şekil benzerliğinden dolayı bu isim verilmiştir. Hörgüç kaya nerede? Hörgüç kaya kutuplara yakın alanlarda, dağların yüksek kesimlerinde, buzulların aşındıramadığı malzemelerin arazide devenin hörgücüne benzer şekilde kalmasıyla birlikte oluşmuştur. Buzulların aşındırdığı malzemeler eğer ki biriktirilir ve bu aşağıdaki gibi tepecikler oluşturulursa balineye benzer tepecik de diyebilirsin buna. Nedir bu? Durumlindir. Eğer ki buzulun ilerisinde aşındırılan malzemelerin biriktiği bir düzlük varsa sandur ovaları, sander düzlükleridir. Buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği şuradaki gibi malzemeler varsa bunlar da morenlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekilleri. Bak 2-3 ders öncesini düşün. Ne dedik? Yer kabuğunu oluşturan malzemeler. Kayaçlar. Bu karstik şekilleri oluşturan kayaçlardır. Hangi kayaçlar dersek? Bak kireç taşı kalkerdir. Kaya tuzu, jips alçı taşıdır. Tebeşir ve dolomit gibi kayaçlardır. Bu kayaçlar suyla tepkimeye girdiğinde aşınacaktır, çözülecektir. Ve bu şekilde karstik arazilerde yer şekilleri oluşacaktır. Ve şunu unutmayalım, bu kayaçlar hangi kayaç grubuna giriyordu dersek kimyasal deme, tortul kayaç grubuna giriyordu. E bir de bunun fizikseli var değil mi? Ufalanmayla birlikte oluyordu. Bir de organiği vardı, bitki ve hayvan kalıntılarıyla birlikte meydana geliyordu diyebiliriz, tamam mı? Buradaki özellikle adını unut, kalker, kireç taşını unutma. Bir de adını unut. Jips, alçı taşını unutma. Bunlar suyla tepkimeye girdiğinde aşınırlar. Aşının bir şekillerini oluştururlar. Aşınan malzemeler herhangi bir yerde eriyik durumdayken belli bir yerde de çökelir. Birikim şekillerini oluştururlar. Ve karstik arazilerde oluşan bir yeryüzü şeklinin oluşmasındaki en önemli etken kayaç cinsidir. Bu kayaçlar yoksa göremezsin. Göremezsin. Bu kayaç olacak. İklim özellikleri. Nemli ve aynı zamanda sıcak iklimlerde daha böyle seri bir şekilde oluşacaktır. Tabakalanma özellikleri, jeomorfolojik özellikler ve zaman özellikle karstlaşma üzerinde en etkili olan faaliyetlerdir diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Peki karstik şekilleri de gene hepsinde olduğu gibi aşınım ve birikim olmak üzere ikiye ayıracağız. Peki bu kısımda karstik şekillerde aşınıma bakalım. Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, düden, obruk var. Burada da çok bir doğru ifade değil ama böyle hafızanızda tutmanız da rahat olabilir. Lapya'dan sonra dolin, dolinden sonra uvala, uvaladan sonra polye oluşur, tamam mı? Lapya, dolin, uvala, polye. Lapya, dolin, uvala, polye. Bunlar böyle oluşuyor. Traverten sarkıt dikit sütun. Özellikle bak mesela şurada şunu görebilmekteyiz. Sarkıt dikit sütun nerede oluşuyor? Mağarada oluşuyor. O zaman yer altındaki mağaralarda karstik birikim şekillerini görmemiz daha olağandır diyebiliriz. Hadi bakalım görselleriyle birlikte bunlardan bahsedelim. Bak şu birinci görmüş olduğun şekil karstik arazilerde aşınmaya bağlı olarak meydana gelmiş en küçük şekildir. Peki bu birinci şekil nedir dediğimizde bu birinci şekil lapyadır. Lapyalar karstik arazilerde aşınmanın oluşturmuş olduğu en küçük yer şeklidir. Ve burada delikli lapya da olabilir, oyuklu lapya da olabilir. Birkaç milimetre ile birkaç metre arasında yer alan erime çukurlukları, düzlükleri diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer ki lapyalar zamanla genişler, genişler, genişler ve bir çukurluk oluşturursa şuradaki gibi çukurluğu oluşturur. Buna da biz dolin diyeceğiz. Bak iki numara da dolin. Aslında böyle olmuyor ama yani lapyalar genişleyip dolini oluşturmuyor ama siz böyle bilseniz de yeterlidir. Dolinler erime çukurluğu onu bil. Tamam mı? Eğer ki bak şimdi dikkat et. Dolin vardı burada. Bir dolin de burada. Oo bunlar birleşti. O zaman birleştiğinde kimi oluşturdu? Uvalaları. Bak şurayı görüyor musun? Dolinler birleşti.
tam şu kısımda neyi oluşturdu? Uvalayı oluşturdu. O zaman bu 3 numara, aha bura 3 numara. Eğer ki labyalar dolinleri, dolinler uvalaları oluşturuyorsa, uvalalarda genişler, genişler, genişler daha büyük düzlükleri oluşturur. Nedir bu düzlükler? Polyedir. Polye ne demektir dersek, polye karstik ova anlamına gelir. Tamam mı çocuklar? Polye karstik ova. Ve karstik arazilerde aşınımın oluşturmuş olduğu en büyük yer şekli olarak bilseniz sizin için yeterlidir. Peki şuraya geldim. Bak şu. Nedir bu? 5 numara. 5'e bakıyor. Obruk. Obrukta olay ne? Şimdi karstik arazilerde yerin altında böyle boşluklar olabilir. Eğer ki buradaki boşlukların tavan kısımları çökerse burada bir çukurluk meydana gelir. İşte biz bu çukurluğun olduğu alana da obruk diyoruz. O zaman buradaki 5 numara şuradaki 5 numaradır diyebiliriz. Aha da burada bir akarsu vadisi var. Bu kanyon vadidir. Aynen şuradaki de kanyon vadidir diyebiliriz. Ama karstik arazilerde her zaman böyle aşınım şekilleri olmaz. Bazen de birikim şekilleri olacaktır. Peki bu birikim şekilleri yerin altındaysa, bir mağaraysa, mağaralar birbirine bağlanıyorsa, birkaç mağara birbirine bağlanıyorsa galeri oluşacaktır. Yerin altındaki boşluklar mağara, birkaç mağara birbiriyle birleşiyorsa bunlar da galeri anlamına gelecektir. Eğer ki bir mağaradaki tepedeki, tepe kısımdaki, hemen şöyle gösterebileceğimiz başka bir renk var mı? Kırmızıyla görürüz herhalde. Tepe kısımda bir birikim varsa bunlar sarktı, sarkıt. Taban kısmında bir birikim varsa bunlar dikildi, dikit. Eğer ki sarkıt ve dikitler böyle birleşiyorsa bunlar da sütun olacaktır diyebiliriz. Karstik arazilerde yer yüzeyine çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle birlikte oluşmuş ve en sonda görmüş olduğunuz basamaklı yapı nedir dersek, aha 8 diyorum, buna da 8 diyorum. Nedir bu? Travertendir. Denizli, Pamukkale'de bunun çok güzel örneğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Özellikle dalga ve akıntılar kıyıların şekillenmesinde en etkili dış kuvvettir. Dalgalar, akıntılar, gelgit gibi faktörlerdir. Bunları oluşturan seviye farkı olabilir, derinlik farkı olabilir, yoğunluk farkı olabilir ya da rüzgarlar olabilir. Tamam mı? Bunları oluşturan bunlardır. Ve dalga kıyıya geldiğinde malzemeleri aşındırabilir, aşınım şekilleri. Aşındırdığı malzemeleri bir yerde biriktirir, birikim şekillerini oluşturur. Falez, aşınım düzlüğü, doğal mağara ve kemerler aşınım şeklini. Birikim şekillerinde kumsal, kıyı, okul, lagün, tombola ise birikim kısımlarını oluşturacaktır diyebiliriz. Peki şöyle görsellerden de bakmamız gerekirse. Eğer ki dalgalar kıyıya geldiğinde buradaki gibi kıyıyı aşındırır ve kıyıda böyle diklikler oluşturursa biz bu dikliklere falez diyeceğiz. Bak mesela şurada bir falez görüyoruz. Şurada bir kıyı çizgisi var. Yani denizin kıyısı, o tur attığınız yer var ya, yürüyorsunuz böyle ayağınızı telefonla çekiyorsunuz. Tam orası kıyı çizgisi. Bu falezle kıyı çizgisi arasında şurada bir düzlük var mı? Var. Biz bu düzlüğe aşınım düzlüğü ya da abrazyon platformu diyeceğiz. Bununla birlikte görsel anlamda başka ne var dersek, doğal mağara ve kemerler de var, tamam mı? Doğal mağara ve kemer. Aynen bir mağara gibi ya da bir kemer gibi dalga ile birlikte aşınım kısımları da var. Bununla birlikte dalgalar kıyılarda birikim yapar ve bu birikimler denize doğru çıkıntı yaparsa buna biz kıyı kordonu diyoruz. Eğer ki dalgalar karayla paralel bir şekilde birikim yaparsa kıyı oku diyoruz. Bak mesela şurada şöyle bir kıyı okunu görebilmekteyiz. Bir koyu ne yapmış? Böylece kapatmış, tamam mı? Bak burada da mesela bir kıyı oku var. Ama bu kıyı oku ada ile, şuradaki ada ile buradaki ana karayı birbirine bağlamış. İşte bu bağlayan, ada ile ana karayı birbirine bağlayan kıyı okuna ise biz tombolo diyeceğiz, tamam mı? Eğer ki bir kıyı oku bir koyun ağız kısmını böyle kapatırsa buradaki gibi kıyı seti oluşturur ve burada lagünler oluşacaktır. Bak 4 numara, 4 numara diyorum. Ve şuradaki kıyı setidir, tamam mı çocuklar? Bak tam şu kısım kıyı setidir, bunu unutmayalım. Şuraya bakıyoruz, ne görüyoruz? Burada kumsalları görebilmekteyiz. Dalgaların beraberinde getirdiği malzemeleri biriktirmesiyle oluşmuş düzlüklerdir diyebiliriz. Buna da şöyle 5 numara dedim. 5 numarayı da kumsal dedim. Şu 6 numara olsun benim için. Kıyı oku kısmı 6 numarayı da şöyle yapalım. Eğer ki burayı tamamen kapatırsa da kıyı seti olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tamam, bak bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir ifadedir. Geldik şimdi denizin kıyısında görmüş olduğumuz kıyı tiplerine. Farklı kıyı tiplerimiz var. Bunlardan birincisi limanlı kıyı tipi. Ukrayna, Odessa kıyıları bizim için verebileceğimiz en önemli kıyı tipi örneğidir. Bak ne diyor? Dalgalar bazı bölgelerde yer alan koyların, bak koyların
ağız kısımlarında kıyı okları ve kıyı kordonları gibi birikim şekilleri oluşturur. Doğal bir dalga kıran vazifesi görmekte. Limanların da etrafında betonarmeden yaptığımız bir set yok mu? Dalga kıran vazifesi görüyor. İşte bu korunaklı kıyılara biz limanlı kıyı tipi diyoruz. Ukrayna Odessa kıyıları buna en güzel örnektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Riya tipi kıyı. Eskiden akarsu vadisi olan bir alanın yükselen deniz suları altında kalmasıyla birlikte oluşan kıyı tipi de Riya tipi kıyıdır. Evet, İrlanda'da bu kıyı tipini görebiliyoruz. Ama bizim İstanbul ve Çanakkale boğazlarımızda Riya tipi kıyıya örnektir. O zaman buradan şu yorumu yapacağız. İstanbul ve Çanakkale boğazları geçmişte birer akarsu vadisiymiş. Yükselen deniz suları bu alanın sular altında kalmasına ve bu şekilde de Riya tipi kıyıların oluşmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dalmaça kıyı tipi. Dalmaça köpeği gibi. Benekli benekli değil mi? Nasıl? Burada dağlar kıyı çizgisine paralel. Bak bu kıyı çizgisi, şu da dağlar. Kıyı çizgisine paralel uzanan dağların deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sular altında kalması ve bu sular altında kalmaya bağlı olarak yukarıda kalan kısımların antiklinal, senklinal kavramı vardı ya, oraların sular altında kalmasıyla birlikte yukarıda kalan alanlarda oluşan kıyı tipidir. Ve biz bu kıyı tipine dalmaça kıyı tipi diyeceğiz. Benekli benekli olduğu için, yani o alanlarda küçük küçük adacıklar olduğu için dalmaça kıyı tipi diyoruz. Antalya, Fenike, Kaş kıyıları dalmaça kıyı tipine güzel örneklerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik enine kıyılar. Dağların kıyı çizgisine dik uzandığı alanlarda görülen kıyılardır. Mesela bu kıyılarda dikkat edin, girinti ve çıkıntı oldukça fazla. Doğal köy ve körfez sayısı fazladır. Kıyının gerçek uzunluğuyla kuş uçum uzunluğu arasındaki fark fazladır. Ve burada kıta sahanlığı oldukça geniştir. Kıyıyla iç kesim arasında iklimsel farklılık az, ulaşımda çok rahat bir şekilde sağlanır. Kime göre? Boyuna kıyılara göre. Boyuna kıyılarda ise dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı alanlarda görülür. Ve boyuna kıyı tipine dikkat ederseniz kıyıda girinti çıkıntı daha azdır. Kıyının kıta sahanlığı dardır. Yani bu arada kıyı, bak burada kıyı bir anda derinleşecektir. Ama burada bir anda derinleşmez. Yani enine kıyıda bir anda derinleşmez. Gidersin 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 su boyunu geçmez. Ama boyuna kıyıda hemen su bir anda boyunu geçecektir. Ve burada kıyı ile iç kesim arasında iklimsel farklılık oldukça fazla. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım da oldukça zordur diyebiliriz, tamam mı? Enine kıyılar enine Ege. Boyuna kıyılar ise Karadeniz ve Akdeniz'de görülecektir. Fiyord tipi kıyı. Buzul vadileridir bunlar ve buzul vadilerinin yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Bu kıyı tipi yüksek enlemlerde, kutba yakın sahalarda görülecektir. Bizim ülkemizde fiyord tipi kıyıya yaygın bir şekilde rastlayamamaktayız, tamam mı? Skyer tipi kıyı. Bak burada da birçok adacık var. Ne biliyor musunuz? Moren ve Hörgüç kayaları, Dorumlin tepeleri vardı ya, buzul aşının birikim şekilleri. Eğer ki bu şekiller yükselen deniz suları altında kalırsa bu şekilde Skyer tipi kıyı oluyor. O zaman ben gene bunu yüksek enlemlerde göreceğim. Türkiye gibi orta enlemlerde yer alan ülkelerde bu kıyı tipini göremeyeceğim. Geldim bir diğer kıyı tipim. Haliçli kıyı tipi. Deniz seviyesine yakın alanlarda dökülen akarsu ağızlarında oluşan kıyı tipidir. Bak burada bir girinti var. Özellikle bu kıyı tipinin oluştuğu alanlarda gel git genliği oldukça yüksektir. Yani okyanus kenarlarında bu kıyı tipini biz yaygın bir şekilde göreceğiz. Ve gel git sonucunda bu çekilen sulara bağlı olarak, tamam mı? Bak bu çekilen sulara bağlı olarak burada deniz dipleri yüzeye çıkacaktır. Bu kıyı tipi de vat kıyılar olacaktır. O zaman vat kıyılarda da gene gel gitin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kalanklı kanyon vadiler. Karstik arazilerdeki vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Burada birçok kıyı tipini göstermiş. Mesela burada F dediği kısımda enine kıyılar, Ege zaten. H dediği kısım boyuna kıyı. Hemen şurada zaten görebilmekteyiz. Yumuşak G, karstik arazi bizim ülkemizde en fazla Akdeniz'dedir. O yüzden kalanklı kıyılar burada görülür. G dediğimiz yer Antalya, Fenike kıyılarıdır. Riya tipi kıyılardır. Burada küçüklü küçüklü adacıklar vardır. E dediğimiz yer
Dalmatya tipi kıyıdır. Adriyatik kıyıları bu şekildedir. D dediğimiz yer vat kıyılardır. Bak Ç ve D okyanus kenarlarında görülür. Okyanusa dökülen akarsu ağızlarında görülür. Bizim ülkemizde görülmez. Zaten dikkat ederseniz okyanus kıyısında görüldü, tamam mı? Aynı şekilde B ve C yüksek enlemlerde görülür. Soğuk bölgelerde görülür. Dikkat edersen burada bizim ülkemizde bu iki kıyı tipi yaygın görülmez, tamam mı? Bu göreceli konumdan dolayı, okyanusa kıyımız olmadığından dolayı, bunların ikisi de mutlak konumdan dolayı, kutba yakın olmadığımızdan dolayı, tamam mı? Bak bunu da unutmayalım. Limanlı kıyı tipi de Ukrayna Odessa kıyıları diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle belirtmiş olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerinden bahsettik. Aşınım şekilleri, birikim şekilleri. Burada en unutmayacağın hangisidir dersek, yani karıştırırsın bunu, hörgüç kayadır. Rüzgara gitme, buzul aşınım şeklidir. Karstik arazilerde kayacımız oldukça etkili. Yani buradaki kayacımız özellikle kalker, yani kireç taşı, jips, yani alçı taşıdır. Dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekilleri kıyıların şekillenmesinde etkilidir. Kıyı tipleri ve oluşum süreçlerini ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve burada özellikle kavram haritalarını oldukça önem gösterin. Kavram haritaları bizim için oldukça önemli, haberiniz olsun. Hadi bakalım, karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.